bizim Mart ayından bu tarafa özellikle sadece okul taşımacılığı yapan servis araçlarımız tüm Türkiye genelinde yatıyor. O günden bugüne bizim şu ana kadar değişen hiçbir şeyimiz olmadı. Bu en son okulların belli sınıfların açılmasıyla rahatlayacağımızı düşünmüştük ama burada da tamamen velilerimizin çocuklarını okullara götürüp getirmesi, işte okula gitme mecburiyetinin bulunmaması bize bir artı getirmedi. %1'lik, %2'lik bir oynama yaptı. Bir hareketlilik kazandırdı ama yok denecek kadar az. Onun için bizim pandemi sürecinde başlangıcından bugüne kadar esnafımız üzerinde hiçbir değişiklik olmadı. Beklentilerimiz tabii yüksekti, halen de yüksek ama Türkiye'deki şu anda sağlıkla alakalı, koronayla alakalı gidişata baktığımızda inşallah bugünlerden daha kötü duruma gelmeyelim diye dua ediyoruz. Tabii taleplerimiz istihdamdan ziyade biz özel servis aracıyız ve kendi araçlarımızla özellikle işlerin açılmasını ve çalışmak istiyoruz. Bunun dışında destek taleplerimiz oldu. İşte ertelenen bir kredi talebimiz vardı, kredilerimiz vardı. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarında ertelendi. Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında o kredilerimiz kalan taksitlerin üzerine yayıldı. Ve şu anda Ekim 1 itibariyle esnaflarımız bu kredilerini ödemeye başladılar. Çalışmayan bir sektör, şu anda tamamen yatan bir sektör. Bu kredilerini de tabii haliyle ödeyemiyor. Şu anda sıkıntılı bir sektör. İstihdamla alakalı hiçbir şey yok. Bizim taleplerimiz diğer yönlerde. Bu taleplerimizin de şu ana kadar belli bir kısmı karşılanmıştı. %20'lik bir kısmı karşılanmıştı. %80'lik kısmı duruyordu. Bu %80'lik kısmıyla alakalı sorunlarımız halen devam etmekte. Bizim Ankara genelinde 7300 aracımız var. Bu 7300 aracımızın bir kısmı personel taşımacılığı yapıyor, bir kısmı okul taşımacılığı yapan araçlardı tamamen. Bir kısmı da hem okul hem personel taşımacılığı yapan araçlarımızdı. Bu 7300 aracımızın yaklaşık %80'i okullarda çalışıyordu ve bu %80 okullarda çalışan aracımızın 7300 şoförümüz zaten var. Bunun yanında mal sahiplerimizin çalışanları var ve 6000 küsur tane de rehber personelimiz vardı. Yani bunları aileleriyle çarptığınızda yaklaşık Ankara'da sadece servis taşımacılığından geçimini sağlayan, evini geçindiren veya evindeki ailesiyle birlikte 40 bin kişiye tekamül ediyor.